Gençler. Evet, bu EKPSS'ye hazırlanan bizim orta yaş ve üzeri arkadaşlar, ya acaba hocam bize mi diyor genç diye şöyle bir önlerine arkalarına bakıyorlar. Tabii size diyorum, yani insan hissettiği yaştadır arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle ruhunuz genç olsun, dinamik olsun. Evet, muhteşem bir sabah yürüyüşünden hepinize sevgilerimi yolluyorum. Yine güzel haberler var. Yine sizlere güzel şeyler anlatmaya çalışacağım. Ya ben böyle güzel şeyler anlatınca şey diyorlar. Ya hocam çok iyimsersin, aman güzel, hep böyle pozitif şeyler söylüyorsun. Ne söyleyeyim arkadaşlar? Ne söyleyeyim? Ya her şeyin başı moraldir. Yani İnanmak başarmanın yarısıdır. Emin olun, siz diğer kanallardan böyle EKPSS eğitimleri alıyorsunuz ama en büyük eğitimi biz veriyoruz size. Ya moral olmadan ne sağlık olur, ne eğitim olur, ne başarmak olur. Yoksa inanmak başarmanın yarısıdır derler mi arkadaşlar? Yani lütfen. Tabii ki güzel bakacağız, güzel düşüneceğiz Allah'ın izniyle. Bak, ben size ne anlatacağım şimdi? Ne demiştim ben size? 2022 yılı muhteşem bir yıl olacak demiştim. Hani Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir derler ya. Evet, artık engelliler de hakim olabilecek, savcı olabilecek arkadaşlar. Mecliste bunun önergesi verildi, kabul edildi. Allah nasip ederse inşallah 5. yargı paketinde bu çıkacak. Yani artık gelecekte engelliler de hakim ve savcı olabilecek. Daha güzelini söyleyeyim mi size? Şu an neyin hazırlığı yapılıyor biliyor musunuz? Vali ve büyükelçi olabilmesi için engellilerin böyle bir çalışma yapılabiliyor. Ya niye olmasın? Niye vali olmayasınız? Niye büyükelçi olmayasınız arkadaşlar? Niye yani bu konuda? Allah'ın izniyle bu Z kuşağı, bak, Türkiye'nin gelecekte çok güzel yerlerine gelecek, yani ben bunu inanıyorum. Yani hakim de olacak, savcı da olacak, akabinde vali de olacak, büyükelçi de olacak. Ya her şey olacak Allah'ın izniyle. Büyük düşünün arkadaşlar. Hiçbir zaman küçük düşünmeyin. Yani alınan bir nefes varsa, akıl varsa, o nefeste, o hayatta umut vardır arkadaşlar. Yani hiçbir zaman ümitsiz olmayın. Ümitsizlik şeytandandır. Evet, ben size matematik deneyimimi anlatacağım şöyle kısaca. Evet, arkadaşlar, ben ilkokulda, lisede matematikte çok başarısız bir öğrenciydim. Ta ki üniversiteye gelinceye kadar. Şimdi ben üniversiteye geldim. Tabii üniversitede bütün dersleri geçtim, geçtim, geçtim. En sonunda matematik kaldı. Eğer matematiği vermesem ben üniversiteyi bitiremeyeceğim. Yani ne yaptım ben de? Azmettim. Ya dedim ki ben Allah'ın izniyle, şimdi bizim köyde hiç üniversite okuyan da yoktu. Yani üniversiteyi bitirmek benim hep hayalimdi bu noktada. Ve azmettim. Ya dedim, ben bunu başaracağım dedim. Yani Allah'ın izniyle bizim köyden de başaran, yani üniversiteyi bitiren bir öğrenci çıkacak. Ama nasıl yapacaktım bunu? O zamanlar bir matematik video CD serisi vardı. Bayağı da pahalıydı. Yani o dönemlerde babam da inşaat işçisi, zorla aldıydık arkadaşlar onu da. Gittim, bu matematik şeyini aldım. Plan programı oluşturdum bir de. Plan programı oluştururken de bakın, benim şöyle bir plan program oluşturma metodum var arkadaşlar. Şimdi mesela bir oyun gibi düşünün bunu. Bir tiyatro gibi düşünün. Mesela ben de o zamanlar futbol maçlarını çok severdim. Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmazdım. İşte dedim ki günde her 100 soru çözersem Şampiyonlar Ligi'nde bir tane takımı yenmiş olacağım dedim. En sonunda da böyle Şampiyonlar Ligi kupası yaptım. Yani kendime böyle bir hayal oluşturdum bu bağlamda.
Tabii sonrasında matematiğe çalışmaya başladım ben. Ya bir ay çalışıyorum, hiçbir şey yok neticede. Eyvah dedim, yani biz CD'leri gerçekten boşuna attık. Sonrasında ikinci ay çalıştım, yine bir şey yok. Eyvah dedim. Yani ne yapıp yapıp, ya dedim ben hiçbir şey anlamasam da, bir 8 aylık bir plan program yapmıştım arkadaşlar. Hiçbir şey anlamasam da Allah'ın izniyle bu matematiği başaracağım dedim ya. Bunu yapacağım dedim. Yani neticede. Ama bir ay çalıştım, 2 ay çalıştım, üçüncü ay çalıştım arkadaşlar, yine tık yok. Dördüncü ayda, bakın inanır mısınız? Dördüncü ayda biraz matematikten anlamaya başladım. Beşinci ayda baya bir anlamaya başladım. Altıncı ayda ya artık yaptığım matematik soruları hep böyle güzel güzel çözülmeye başladı. Yani ki en sonunda 7. 8. aya geldiğimde, ama nasıl böyle matematik profesörü var sanki karşınızda. Estiriyorum böyle ya. Estiriyorum. Yani arkadaşlar, yani en sonunda ne anladım biliyor musunuz? Bak. Evet, güzel, arkamdan güzel bir beyaz bir kedi geçiyor. En sonunda şunu anladım arkadaşlar. Ya dedim ki matematik demek ki istikrarla öğrenilebilen bir şeymiş. Ve hatta şunu dedim kendi kendime. Ya dedim keşke ta dedim ben ilkokul dönemlerinde işte siz söyleyin. Lise dönemlerinde niye ben matematikte zorluk çekmişim dedim ya. Yani şöyleymiş matematik. Hani mesela eğer bu 8 aylık süreçte bir gün çalışmayıp 3 gün çalışırsanız, 4. gün çalışmayıp işte 5. gün çalışırsanız arkadaşlar matematik öğrenilmiyor. Yani matematikteki sır yani istikrarmış. Bir de yani bu istikrarın yanı sıra arkadaşlar düzenli bir şekilde yani sürekli olarak azmederek çalışmakmış. Yani bunu öğrendim ve emin olun, hatta şunu da çok dedim kendi kendime. Ya dedim keşke yani matematik okusaydım, matematik okusaymışım dedim. Ama matematiği öyle bir çözdüm ki. Yani arkadaşlar bunu her şeyde uygulanabilir esasında. Hani ben anlamıyorum demeyin. Çalışın. Böyle bir ay çalışın, 2 ay çalışın, 3 ay çalışın. Çalışın yani yeter ki bu noktada. Ki Allah'ın izniyle başarı geliyor. Yani gerçekten. Hatta ben size şöyle bir hikaye de anlatacağım. Şimdi matematik sınavına gideceğim. Şimdi matematikten ilk sınavım benim böyle bir kötü geldiydi. Yani matematik sınavına giderken benim toplamda 25 tane soru çözmem gerekiyordu. 30 soru vardı ve 25 sorunun 25'inin de doğru olması gerekiyordu. Tabii ben sınava gideceğim. Tabii sınava giderken de o dönemlerde nişanlıydım. İşte nişanlıma annem bir tane patik sardı böyle. Ama koli bantlarıyla nasıl sardı sardı. Bunu da poşete aldım. Direkt sınava gittim. Hadi sınava gittiğimizde o dönemlerde de Türkiye'de şey vardı. Bu bomba olayları vesaire falan vardı. Hadi sınava tam gittim. Sınav girişinde almadılar beni. O poşeti açacaksın dediler polise. Allah'ım ya Rabbim. Yani sınava da az kaldı mı? Yani millet sınava girdi, ben daha girişteyim. Ya polisler o koli bandını bana açtırdılar. Tabii içinden ne çıktı? Patik çıktı. Sınava ben arkadaşlar yani 10 dakika geç girdim. Ve düşün yani yarım saat vaktim kalmış. 30 sorudan 25 tane doğru yapmam lazım. Sınıfı geçebilmem için.
Ve sınava girdim. Hemen sadece göz ucuyla, bakın göz ucuyla 26 tane soru çözdüm. 26 tane soruyu çözdüm. Bir anda sınav görevlileri dediler ki, sınav bitti dediler. Eyvah. Eyvah dedim. Bu kez biz üniversitede kaldık. Yani hatta sonrasında dedim ki, ya dedim 25 sorunun, pardon 26 sorunun 25'inin doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Mümkün mü böyle bir şey? Mucize. Yani en sonunda ne yaptım? Artık sınav sonuçlarını böyle kaygıyla bekliyorum tabii. Bir yandan da ne yaparım ne yaparım diye plan programlar yapıyorum. Bakın sınav sonuçları açıklandı arkadaşlar. Benim o dönemde çok yüksek bir puan almam gerekiyordu matematiği geçmem için. Emin olun yaptığım göz ucuyla yaptığım 26 sorunun 26'sı da doğruymuş arkadaşlar. Ve ben sınıfı geçtim. Ve üniversitede ikinci olarak geçtim arkadaşlar. İkinci. Düşünün yani. Herkes şok. Herkes kalmış. Herkes. İki kişi geçti üniversitede matematiği. Birisini bir bayan geçti, birisini bir ben geçtim. Yani ki arkadaşlar hani sözün kısası şunu anlatmaya çalışacağım size. İstikrar çok önemli. Yani istikrarlı çalışın, bıkmayın, ben anlamıyorum demeyin ve günü gününe çalışın. Bakın, istikrar olmadan hiçbir şey olmuyor, hiçbir başarı gelmiyor. Her işte böyle bu. Yani Allah'ın izniyle bir de başarılmayacak bir şey yok. Yani yeter ki siz isteyin. Hani inanmak başarmanın yarısıdır dedim ya sözümün başında. Hakikaten öyle. İnanmak başarmanın yarısı arkadaşlar. İnanın, moralli olun Allah'ın izniyle ve hiçbir şeye de ucunda ölüm varmış gibi çalışmayın. Yarının hakimi Allah. Allah daha size neler neler nasip eder arkadaşlar. Hiç öyle şey yapmayın. Bir de son olarak maneviyat olmadan da mutluluk olmuyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle yani abdestli durmaya çalışın, namazlarınızı kılın, Kur'an okuyun, anne baba duası alın. Yani o maneviyat ruhunuzda olsun yani. Yanlış anlamayın. Hani bunları böyle size akıl vermek gibi söylemiyorum. Yani akıl verecek hadde de değilim yani. Hani bu konuda. Evet arkadaşlar size muhteşem bir sabah yürüyüşünden şöyle güzel bir sohbet yapayım istedim. Kendinize Allah'ın izniyle çok çok iyi bakın. Birbirimize dua edelim. Müminin mümine duası geçer Allah'ın izniyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum ve buradan ben sabah yürüyüşüme devam ediyorum. Gel 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 gel. Bak 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 bak. Evet, bu da bizim tatlımız.